Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlerle engelli aylıklarımızın da ilgili cezai işlem uygulanmaması veya engelli aylıklarımıza haciz konulmaması için neler yapacağız veya neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Evet, bilindiği üzere engelli maaşı ve bakım maaşlarımız belli kriter ve şartlara bağlı olarak kurum tarafından engelli bireylere tahsis edilmektedir. Bu şartlardan bir veya birkaçı ortadan kalktığı zaman engelli aylığımız veya bakım maaşımız kesilmekte arkadaşlar. Bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. O da şu: bu şartların oluşmamış olanların kurumlara bildirilmemesi sonucunda bir müddet daha maaş almaya devam ediyoruz. Fakat kurumlar tespit ettikten sonra bu durumu, alınan maaşlar yasal faiziyle geri alınıyor arkadaşlar. Böyle durumlarda mağdur olmamak için ne yapmalıyız peki? Engelli aylıklarımıza bağlanma şartları değiştiği zaman, örnek verelim, rapor oranımız düşmesi gibi veya raporumuz süreli ise süresi dolmuş, bunu bildirmek lazım. Veya işte evdeki hane sayısının artması azalması gibi durumlardan dolayı veya engelli bireyin herhangi bir sosyal destekten faydalanmaya başlaması gibi durumlarda muhakkak kurumlara bu durumu bildirmemiz lazım arkadaşlar. Mesela bunu bir örnekle sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım inşallah. Bir engelli kardeşimiz diyelim ki %70 raporla engelli maaşına bağlandı. Bu rapor daha sonra oran düşmüş, fakat engelli kardeşimiz bunu kuruma bildirmemiş olsun veya süresi dolmuş raporun tekrar yenilenmemiş olsun. Kurum bu arkadaşımızın aldığı, o aradaki boşlukta aldığı bütün maaşları yasal faiziyle tespit edildiği andan itibaren geri alıyor arkadaşlar. Yani sizler mağdur olmamak için engelli aylığımızın bağlanması esnasında bizden istenilen şartların bir veya birkaçının değişmesini muhakkak kuruma yasal olarak, resmi olarak başvurarak bildirmemiz lazım. Burada bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar, elektronik ortamdaki raporlarınızın takibi veya sosyal güvencenizin değişmesi durumundaki şartları, bu tip durumları e-devlet üzerinden de kontrol ederek sık sık mağduriyet yaşamamak adına önlem almış olabilirsiniz. Yani sonuçta hepimiz ne yapıyoruz? Her ay veya her gün ortalama e-devlet üzerinden bazı yasal haklarımızı kontrol edebiliyoruz veya araştırıyoruz. İşte bu tip durumlarda sizlere bilgi verilmemesi halinde bile olsa bazı şeyleri kendiniz görmeniz açısından önem arz etmektedir. Yani konumuzu özetleyecek olursak arkadaşlar, engelli birey engelli maaş bağlanmak şartlarından bir veya birkaçı değiştiği zaman muhakkak bunu kurumla paylaşsın, kuruma bilgilendirsin. Aksi takdirde bu kurum tarafından tespit edilirse o aradaki boşlukta aldığı maaşlar yasal faiziyle sizden geri alınır arkadaşlar. Bu süreçte sizler mağdur olmamanız için ne yapmalıyız? Sık sık bu değişen şartlarımızı kontrol edip kurumla bunu paylaşmamız lazım. Özellikle süreli raporlardaki mağduriyet bu çok istisna oluyor arkadaşlar. Yani çok ortaya çıkıyor bu konuda. O yüzden raporlarınızın oranları dahil düşse bunu kurumla paylaşın diyoruz. Evet, sizlere de bugün engelli aylıklarında yaşanabilecek kesilme durumunda sizlerden alınan yasal faiziyle birlikte alınan paraların mağdur olmamak adına neler yapmanız gerektiğini kısaca konuştuk arkadaşlar. İnşallah böyle durumlarla karşılaşmamanız temennisiyle hepiniz kalın sağlıcakla.